Şunu da söyleyeyim yani video boyuncaki tavsiyelerim de seni aşağılamak için değil, ciddi tavsiye yani. Bir Arap atasözü var, akıllı düşman ahmak dosttan iyidir diye. Naçizane kanaatim, tavsiyelerimi dinlesen faydalanırsın. Mesela ayetin Arapçasını okurken au au filan diye bir sesler çıkarıyorsun. Yeni ateiste dönüşüyorsun. Veya öyleydin eskiden beri, bilmiyorum ben yani çok fazla videonu izlemiş değilim eskiden ama 2-3 yıl önce izlediğimde çok şey gelmemiştim bana. İrrite etmemiştim beni. Fakat bir yeni ateiste dönüştüğünü fark etmeni tavsiye ediyorum. Ama o açıklaması yapayım. Ben aile hekimi değilim abicim şu an. 3-5 aydır evde bakım doktoruyum. Yani bilginizi güncelleyin. Evde bakımı doktoru olmasına rağmen falan diye. Sözde evde bakımı doktoru olduğunu iddia etmesine rağmen falan. Öyle yapın yani. O bir tane troll var. O 40K'lık bir troll var ya. O seni gazlıyor abi. Haberin olsun. Yani kendi, çünkü ben onunla bir böyle bir diyalog oldu. O da kaldırdı bir kitabı. Dedi bunu okusaydınız işte cahil olmasaydınız falan dedi. Kitabın içinden, kaldırdığı kitabın içinden okuyarak gösterdim. Ondan bir kuyruk acısı var. 30 tane video çekti hakkında. Yani anlatacağım birazdan. Birinde işte kolu kopmuş, bir de doktor işte yani bir sahabenin kolunun koptuğunu bir rivayet anlatıyorsun. Diyorsun ki işte nasıl yaşıyor, vahaha falan yapmışsın. Ben de tweet attım, dedim ki vazokonstriksiyonlar hemen ölmez zaten insan kolu koptuğu zaman. Yine şey demişsin yani doktor olmasına rağmen kan basıncı muhabbetini bilmiyor falan. Yani gel istiyorsan, ben 3 yıl acilde çalıştım, 4 yıl aile hekimliği yaptım, istiyorsan tıp konusunda münazara yapalım. Onda bile iddialısın belli ki yani. Tıp konusunda da iddialısın yani sen. Anlıyorsun bu işlerin hepsinden maşallah. Yapalım mı? Tıp konusunda. Orada bile iddialısın. Bu nedir abi? Bu bir hastalıktır yani. Bir doktorla tıp konusunda münazara yapmak istiyorsun. Gel yapalım abi. Yani bu bir hastalıktır. Bunu fark et diye söylüyorum. Önceki videomda öyleydi. Senin videolardan daha hafif üslupla cevap çekiyorum. Bir sonrakini ben çekiyorum abi. Kim seviyeyi düşürüyor abi? 3 saatlik videonun bir bak bakalım. 3 dakikalık hakaret etmediğin bir aralık bulabilecek misin? 3 dakika peş peşe hakaret etmediğin bir aralık. Bulamayacaksın. Bu videoyu ben çekiyorum, bak çok daha şey çekiyorum seninki. Sakin çekiyorum. Seviyeyi kim düşürüyor şu an? Ben mi düşürüyorum seni? Bir de kanka şeyi, bu 40K'lık adam, onu böyle şey yapıyorsun, dinliyorsun falan da, o eleman bildiğin troll bak. Bir şeyin doğrusunu bilmesine rağmen yanlışını yaymaya çalışan bir adam. Trollük bu değilse başka bir şey değil zaten. 40K takipçili bir troll yani adam. Tamam yani onun böyle şey yapıyorsun, onun söylediklerini falan söylüyorsun videoda, fark ediyorum. Ya onlar bir şey ifade etmez yani. Seni düşürür. Akıllı düşman ahmak dosttan iyidir. Tamam sen beni dinle. Çünkü videoda şey yapıyorum. Kadir Mısıroğlu da falan işte, ama atominem olmasın diye de duyurmuyorum falan. Hani üzerine gitmiyorum falan yapmışsın. Hani duyuruyorum ama işte falan. Yani hem duyuruyorsun hem de atominem yapmamış oluyorum falan. Videonun sonunda da benim tweet'i görünce gene çıldırıp aynısını falan söylemişsin. Oradan bir şey tutmaz. Yani şey sanıyorsun böyle, aa Kadir Mısıroğlu diyecek falan. Öyle yapacağımı sanıyorsun herhalde. Sonra demişsin ki felsefe giriş videolarımda anlatmıştım. İzlemediysen izle Feyz al kardeşim. Felsefe böyle gelişir falan. Kelam falan da böyle gelişir. Sen onu çok şey yapacak değilsin de. Felsefeyi senin felsefe giriş videolarından feyz alarak öğrenecek adam değilim ben. Tamam mı? Tanrı madem her şeyi biliyor, o zaman bir dönem hiçbir şeyi bilmemiş olması gerekir diyerek bilmekle öğrenmek arasını ayıramayıp biz zarure bilmeyle talebenin öğrenmesini aynı şey olarak mukayese edip argüman çıkarmaya çalışan birinden felsefe öğrenecek olsam çok işimiz var. Ben direkt felsefe yapıyorum. Felsefe giriş videosu falan yapıyorum. Umarım faydalı olmuştur.